Merhaba. Bu videomda bitki hormonları ile ilgili bilgileri soru çözerek hatırlatmaya çalışacağım. Ama daha geniş bilgiler içeren videolarımın linklerine buradan ve açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi başlayalım. Önce bitki hormonları ile ilgili en temel bilgileri hatırlayalım. Birçok bitki hormonu ve bitki büyüme maddesi olmasına rağmen temel bitki hormonlarını 5 grup altında topluyoruz. Oksinler, giberelinler, sitokininler, absisik asit ve etilen. Bunlardan ilk üçü büyüme ve gelişmede olumlu rol oynayan ve bu yüzden de Kuzey Yarımkürede sentez hızları artan hormonlarken son ikisi büyüme ve gelişmeyi bastıran ve bitkinin kışa hazırlanmasını sağlayan ya da tek yıllık bir bitki ise ölüme yol açan hormonlardır. Bir soru ile ayrıntılayalım. Bitkilerde tohum çimlenmesi, büyüme, gelişme, çiçek açma, meyve verme, yaprak dökümü, uyku durumuna geçme, stomaların açılıp kapanması, kış koşullarına uyum sağlama, yaprak dökümü, çiçeklerin solması gibi olaylar bazı hormonlar ve bitki büyüme maddeleri tarafından kontrol edilir. Bitkilerdeki temel hormonlar oksinler, giberelinler, sitokininler, absisik asit ve etilendir. Bitkisel hormonlarla ilgili olarak söylenen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bolu, Ceyhan, Denizli ve Edirne'deki bilgiler doğrudur. Oksinlerin sürgün uçlarında yani primer meristem bölgelerinde sentezlendiği de doğrudur. Ancak oksinler sadece yer çekimi doğrultusunda değil, yer çekiminin aksi yönünde de taşınabilirler. Cevap Adana. Bir oksin sorusu daha. Yandaki grafikte kök, tomurcuk ve gövdenin oksin değişimine bağlı olarak gelişimi arasındaki ilişki gösterilmiştir. Grafiğe göre 1, 2, 3, 4 yorumlarından hangileri yapılabilir? Birinci öncül doğru. Bakın şu miktardaki oksin derişimi kök için engelleyici bir etki yaparken gövde için neredeyse en uygun miktar. Görüldüğü gibi her üç organın da kendisine has miktarlarda olumlu ya da olumsuz etkilendiği bir oksin derişimi var. Ama her üç organ da kendi değerleri içinde az veya çok miktardaki oksinden olumsuz etkilenirken kendi optimal değerinde en uygun gelişimi gösteriyor. Kök için, tomurcuk için ve gövde için en uygun değerler bunlar. Bu değerlerin altında ve üstündeki oksin değerleri o organı olumsuz etkiliyor. Bu nedenle ikinci öncül de doğru. Bütün bunlardan dolayı da dördüncü öncül yanlış. Üçüncü öncüle ilişkin veri yok bu soruda. Üç organın değişen oksin değerlerinden etkilendiğini görüyoruz da oksini kimin ürettiğini, dahası tüm organların oksin üretip üretmediğini bu grafikten çıkaramıyoruz. Cevap Adana. Oksinleri sorguladığımız bir soru daha. Oksin hormonu 1, 2, 3 özelliklerinden hangilerine sahiptir? Çözdüğüm birinci soruda birinci öncüldeki bilgiyi elemiştik zaten. Çözdüğüm ikinci soruda ise ikinci öncülü eledik. Geldik üçüncü öncüle. Oksinler tek taraflı ışık alan bitkide ışığın gelişinin aksi yönde toplanır. Oksinlerin ışığın aksi yönündeki bitki kısmında toplanması bu bölgenin daha hızlı bölünmesine ve daha hızlı büyümesine neden olur. Bu taraf daha hızlı büyüdüğü için, bu taraf ise oksin derişiminin az olması nedeniyle daha yavaş büyüdüğü için şöyle bir büyüme durumu ortaya çıkar. Bu taraf daha hızlı bölünüyor ve büyüyor. Çünkü ışık bu taraftan geliyor. Dolayısıyla bir ışığa yönelim görülür. Yani bir bitkinin gövde ucunun ışığa doğru yönelmesinin temel nedeni oksinlerin diğer tarafa kaçmasıdır. Bu gövde için geçerli, yalnız kök için geçerli değil. Bu durumda birinci ve ikinci öncül yanlış. Üçüncü öncül ise doğru. Cevap Ceyhan. Bitkilerde 1, 2, 3 yapılarından hangilerinde bulunan hücreler hormon sentezi yapabilir? Gövde ucundan salgılanan en temel hormon oksindir. Absisik asit tohumun uyku durumunda kalmasını sağlarken tohum su alarak şişmeye ve çimlenmeye başladığında embriyo hücrelerinde giberelin sentezi başlar. Bu giberelin hem absisik asiti baskılar hem de endospermde depolanan nişastanın hidrolizi için gereken enzimlerin sentezini tetikler.
Odun boruları ise cansız hücrelerden oluşmuştur. Bırakın hormon sentezini, herhangi bir hayatsal olayı gerçekleştiremezler. Cevap Denizli. Bahçıvanların bitkileri budamasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? Apikal dominansi ya da apikal dormansi dediğimiz bu durum, bitkinin tepe noktasından salgılanan oksinlerin yan dal oluşturma potansiyelindeki yan dal tomurcuklarını baskılayıp, yani dominansi, onları uyku durumunda bırakmasıdır, yani dormansi. Böylece bitki uzar gider ama yanlara fazla dal vermez. Ama eğer tepe noktası budanırsa bu baskınlık ortadan kalkar ve yan dallar da uzamaya başlar. Böylece daha bodur ama yan dalları daha fazla gelişmiş bitkiler oluşur. Bu budama meyve ağaçlarının boyca uzamasını engelleyip yan dalların gelişmesini sağlayarak meyve verimliliğini ve toplama kolaylığını arttırmak üzere harika bir yöntemdir. Bu durumda cevap Bolu. Aşağıdaki bitkisel hareketlerin hangisinin gerçekleşmesinde oksinlerin düzensiz dağılımının doğrudan etkisi yoktur? Oksinler sentezlendikleri yerden diğer bölgelere eşit bir miktarda geçerlerse eşit bir büyüme gerçekleşir. Eğer bir bölgeden daha fazla akış olursa o bölgede daha fazla büyüme gerçekleşir ve bir yönelme görülür. Örneğin biraz evvel tek yönlü ışık verildiğinde ışık almayan tarafın fazla büyümesi gibi ya da bir desteğe sarılan bitkilerdeki yönelmenin temel nedeninde olduğu gibi desteğe sarılan bitkilerde desteğe değdiği noktadaki oksin miktarı az, diğer taraftaki oksin miktarı çok olduğu için bu taraf daha fazla büyüyecek ve bir sarılma gerçekleşecektir. Öyleyse bitkilerdeki yönelme hareketlerinin temel nedeni oksinlerin düzensiz dağılımıdır. Bu yönelme hareketlerine tropizma denir. Eğer bu yönelme hareketi o uyarana doğru gidiyorsa pozitif bir tropizmadan, eğer kaçıyor ise negatif bir tropizmadan söz edebiliriz. Öyleyse bir bitkinin belli bir kısmının eğilmesi, bükülmesi, bir yöne doğru yönelmesi oksinlerin düzensiz dağılımı sonucu gerçekleşir. Adana, Bolu ve Edirne'yi eledik. Ceyhan'ı da eledik. Ancak Denizli'de bahsedilen olay bir tropizma, yani yönelim hareketi olmayıp turgor basınç değişimleri sonucu meydana gelen bir nasti hareketidir. Cevap Denizli. Aşağıda 4 ayrı koleoptil ve bekletildiği ortamlar görülmektedir. Numaralandırılan koleoptillerden hangilerinde yönelme hareketi görülür? Birdeki koleoptil soldan tek yönlü ışık almış. Dolayısıyla şu bölgede daha fazla bir büyüme gerçekleşecek ve bir ışığa yönelim söz konusu. İkide ise sadece şu taraftan oksin akışı olacak ve o taraf daha fazla büyüyecek ve dolayısıyla şöyle bir yönelme söz konusu olacak. Üçüncü koleoptil ise karanlıkta bırakılmış ve agar geçirimli bir madde. Hem sağdan hem soldan eşit miktarda oksin aşağı doğru akacak ve düz bir büyüme gerçekleşecek. Dördüncüde ise sağdan tek yönlü ışık verilmiş ama oksinlerin sentezlendiği uç bölgesi ışıktan etkilenmesin diye alüminyum folyo ile kapatılmış. Dolayısıyla dördüncü koleoptil sanki karanlıktaymış gibi davranacak ve tek yönden ışık aldığı halde düz büyüyecek. Cevap Adana. Aşağıdaki bitkisel hareketlerden hangisi uyaran yönüne bağlı olarak gerçekleşir? Adana, Ceyhan, Denizli ve Edirne nasti hareketleridir. Bolu'da ise pozitif jeotropizma örneği görülmektedir. Cevap Bolu. Tropizma hareketleri uyaran yönüne bağlı ise pozitif, aksi yönde ise negatif tropizma adını alır. Bir bitkinin kökü 1, 2, 3, 4 uyaranlarının hangilerine pozitif, hangilerine negatif tropizma yapar? Kök ışıktan kaçar, ışığın aksi yönüne doğru büyür. Negatif fototropizma. Kök suya yönelir, pozitif hidrotropizma. Gübreye de yönelir, pozitif kemotropizma. Gübreyi kimyasal bir madde olarak kabul ettiğimiz için kemotropizma diyoruz. Tabii burada gübrenin makul miktarda olduğunu kabul etmek koşuluyla. Sofra tuzundan, yani sodyum klorürden ise kaçar, negatif kemotropizma. Cevap Bolu.
Ardışık birkaç soru ile koloptin deneylerine ve oksinlerin düzensiz dağılımından kaynaklanan yönelme olaylarına biraz daha vurgu yapmak istiyorum. Ama önce deminden beri sözünü ettiğim şu koloptin nedir bir hatırlayalım. Koloptin, tek çenekli bir bitkinin sürgününün açılmamış yapraklarını saran silindir biçimindeki kılıf, çimlenme sırasında henüz yapraklanmamış genç gövde kısmına verilen isimdir. Koloptin deneylerinin amacı oksinlerin uç meristemlerden salgılandığını, fizyonla diğer bölgelere taşındığını göstermektir. Oksinler normalde homojen bir şekilde diğer bölgelere taşınırlar. Ancak bir takım nedenlerle belli bir bölgeden daha çok salgılanır. Ya da belli bir bölgeden iletimleri daha fazla olursa, oksinlerin bol olduğu yerde daha fazla hücre bölüneceği için o tarafta daha fazla büyüme olacak ve bir takım yönelmeler görülecektir. Şekil 1'deki gibi karanlıkta büyütülen bir bitki koleoptilinin ucu kesilerek alınmış ve şekil 2'deki gibi aralarında mika bulunan X ve Y agar bloklarının üzerine yerleştirilerek bir süre tek yönden ışık alan bir ortamda bekletilmiştir. Daha sonra X ve Y agar bloklar şekil 3'teki gibi ucu kesik koleoptilin üzerine yerleştirilerek koleoptil karanlıkta tutulmaya devam edilmiştir. Yapılan deney ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Koleoptil karanlıkta tutulduğu sürece buradan aşağıya doğru inen oksin miktarı sağ ve solda eşit olacaktır. Burada ise ışık tek yönden geldiğine göre X'de biriken oksin miktarı Y'den fazla olacaktır. Çünkü oksinler ışığın aksi yönüne kaçar. Bu agar bloklar ucu kesik koleoptilin üzerine konduğunda bol oksinli taraf daha hızlı büyüyecek ve bu tarafa doğru bir yönelme gerçekleşecektir. Bu durumda Adana, Bolu, Denizli ve Edirne doğrudur. Cevap Ceyhan. Bitkilerde oksinlerin taşınmasında etkili olan faktörleri araştırmak için yapılan deneylerin bir bölümü aşağıda görülmektedir. Ucu kesik olan koleoptilde büyüme çok yavaş gerçekleşmiş ve bir süre sonra durmuştur. 1 numaralı koleoptil. Kesik uç saf agar blokta 2 saat bekletilmiş. Daha sonra agar blok ucu kesik başka bir koleoptilin üzerine konduğunda bu koleoptilin büyümeye devam ettiği gözlenmiştir. 2 numaralı koleoptil. Yapılan deney ve sonuçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu koleoptil ucunda oksinler bulunmaktadır ve saf agar blok üzerine koleoptil ucunu koyduğumuzda koleoptildeki oksinler agar blokta toplanacaklardır. Oksin emdirilmiş bu agar blok ucu kesik bir koleoptilin üzerine konduğunda ucunda oksin sentezleyen bir kısım varmış gibi bu koleoptilde büyümeye devam edecektir. Oysa normalde ucu kesik koleoptil büyüyemez. Çünkü oksin sentezini sağlayan hücrelerini yitirmiştir. Öyleyse ikinci koleoptil nasıl oldu da büyüyebildi? Çünkü birinci koleoptilin oksinleri saf agar bloğa geçmişti. Adana, Ceyhan, Denizli ve Edirne doğru. Cevap Bolu. Yulaf koleoptillerinde tek yönden gelen ışık ile oksin dağılımı arasındaki ilişki aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. Birinci deneyde bir koleoptilin ucu alttan bir mika ile eşit olarak yarısına dek bölünmüş ve tek yönden ışık verilmiştir. Daha sonra koleoptil incelendiğinde ışık almayan tarafta biriken oksin miktarının ışık alan tarafta birikenden fazla olduğu saptanmıştır. İkinci deneyde ise bir koleoptilin ucu bir mika ile tam olarak bölünmüş ve tek yönden ışık verilmiştir. Daha sonra koleoptil incelendiğinde ışık alan ve almayan taraftaki oksin miktarlarının eşit olduğu saptanmıştır. Yapılan deneyler ve elde edilen sonuçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet, mika geçirimsiz bir madde olduğundan, yani Edirne seçeneği doğru olduğundan, buna bağlı olarak da Ceyhan ve Denizli de doğru. Çünkü oksinler koleoptil ucundan salgılanır ve gövde ucundan aşağı doğru inerek etkili olurlar. Yani Bolu da doğru. Ancak oksinler kök ucu gibi bitkinin ışık almayan kısımlarında da üretilirler. Cevap Adana. Pıtrak bitkisi kısa gün bitkisi olup gün uzunluğunun gece uzunluğundan kısa olduğu dönemde çiçeklenir. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi kısa gün ortamında bulunan pıtrak bitkisi ile uzun gün ortamında bulunan pıtrak bitkisi ışık geçirmeyen bir perde ile birbirlerinden ayrılmış ama gövdelerinden birleştirilerek birbirlerine aşılanmışlardır. Bir süre sonra önce kısa gün ortamında bulunan pıtrak bitkisinin çiçek açtığı ardından da
uzun gün ortamında bulunan pıtrak bitkisinin aşı bölgesinden daha yukarıda kalan kısımlarından çiçek açtığı görülmüştür. Bu deneye ve sonuçlarına dayanarak bir iki üç yorumlarından hangileri yapılabilir? Birinci öncül yanlış. Tam tersi doğru. Sağdaki bitkinin çiçeklenmesi için gereken gün uzunluğu uygun olmadığı halde çiçeklenmesi ve hatta aşı bölgesinin üzerinden çiçeklenmesi, çiçeklenmeye neden olan maddelerin soldaki bitkiden sağdakine geçtiğini gösteriyor. Ancak geçen maddeler büyüme ile ilgili hormonlar olabilir. Genler ise bir yerden bir yere bu şekilde, yani bir sonuç oluşturacak şekilde taşınma becerisine sahip değildir. Cevap Bolu. Bir videonun daha sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın.